Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda böbrek üstü bezlerinden devam edeceğiz. Böbrek üstü bezleri böbreklerin hemen üstünde bulunan ve kesinlikle böbreklerle alakası olmayan bezlerdir arkadaşlar. Görevleri hani sadece bir tane hormonun böbreklerle ilgilidir. Sadece konumundan dolayı böbrek üstü bezi olarak isimlendirilmiştir. Şimdi böbrek üstü bezlerinin iki tane kısmı vardır, iki bölgesi vardır. Kabuk bölgesi, diğer bir adıyla korteks ve öz bölgesi arkadaşlar, diğer bir adıyla medulla bölgesidir. O zaman şöyle diyelim, korteks ve medulla bölgelerinden oluşur. Korteks için ne dedik? Kabuk bölgesi. Medulla için ne dedik arkadaşlar? Öz bölgesi dedik. Şimdi ilk olarak kabuk bölgesinden başlayacağız. Kabuk bölgesinden toplam 5 tane hormon salgılanıyor. Bunlardan ikisini tam anlamıyla göreceğiz arkadaşlar. Diğer geriye kalan 3 tanesi ise bizim eşeysel hormonlarımız olduğu için eşeysel bezlerde daha detaylı olarak göreceğiz. Şimdi hemen yazalım o zaman. Kabuk bölgesi diyelim. Şöyle A, kabuk bölgesi veya diğer bir adıyla neydi? Korteks. Arkadaşlar, kabuk bölgesi hormonları hipofizden salgılanan ACTH hormonu ile kontrol ediliyor. Bakın şöyle, ACTH neydi? Adrenokortikotropik hormon. Kortiko dediğimiz aslında korteks bölgesini uyaran, yani böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesini uyaran hormonlardır arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman ne diyoruz? Hipofizden salgılanan ACTH ile uyarılır diyelim. Hipofizden salgılanan ACTH ile, yani adrenokortikotropik hormon ile uyarılır. Arkadaşlar, hatırlayın size hormonları ilk anlattığımda steroid yapılı ve protein yapılı demiştik. Kabuk bölgesi hormonları steroid yapılı hormonlardır. O zaman burada tekrar edelim. Steroid yapılı, yani yağ yapılı hormonlardır. Evet, ilk hormonumuzdan başlayalım. İlk hormonumuz kortizol hormonudur. Kortizol hormonu arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Kortizol. Ne işe yarar kortizol? Arkadaşlar, kortizol açlık durumunda kanımızda bulunan veya vücudumuzda bulunan proteinlerin ve yağların glikoza dönüşmesini sağlıyor ve böylece bizim kan şekerimizi yükseltir arkadaşlar. Unutmayalım, açlık durumunda protein ve yağların glikoza dönüşmesini sağlayarak kan şekerini yükseltir. O zaman görevini yazalım. Açlıkta proteinlerin ve yağların glikoza dönüşmesini. Glikoza dönüşmesini sağlayarak kan şekerini yükseltir. Arkadaşlar, kortizol hormonu bağışıklık sistemini, eğer fazla salgılanırsa bağışıklık sistemini baskılayan, yani zayıflatan bir hormondur. Dolayısıyla kortizollü ilaçlar aşırı iltihaplı durumlarda, iltihap bizim bağışıklık sistemimizin oluşturduğu bir tepkidir. Şöyle düşünün, vücudumuza bir mikrop girdiği zaman vücudumuz ilk olarak işte ateş yükselmesiyle o mikrobun öldürmesini sağlar. Ama eğer böyle bir durum söz konusu değilse, ateş yükseldi, mikrop ölmedi, o zaman ne olacak? Farklı yollara gidecek. Bu yollardan bir tanesi de iltihap oluşturmadır. İltihap içerisinde bazı hücreler var. Bu hücreler işte mikropların öldürülmesini sağlıyor. Dolayısıyla kortizol hormonu da aşırı iltihaplı durumlarda kullanılarak bağışıklık sistemini baskılattırıyor. Yani zayıflatıyor. Böylece bizim iltihaplı durumumuz ortadan kalkmış oluyor veya azalıyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Hangi hastalıklarda kullanıldığını söyleyelim. Alerji, iltihaplanma ve romatizma. Romatizma ve iltihaplanma tedavisinde
kullanılır. Ne dedik? Eğer ki fazla salgılanırsa bağışıklık sistemini zayıflatır dedik. Onu da yazalım. Fazlası bağışıklık sistemini zayıflatır. Bağışıklık sistemini zayıflatır arkadaşlar. Evet, kortizol hormonunun özellikleri, görevleri bu şekilde. Ayrıca kortizol için şunu da söyleyebiliriz. Kortizol kısa süreli stres, pardon yanlış söyledim, özür dilerim. Uzun süreli stres durumunda da salgılanır arkadaşlar. Dolayısıyla diyelim ki işte bir sınava hazırlanıyorsunuz. Şu an mesela üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Üniversite sınavı uzun süreli bir stres olduğu için, yaklaşık bir senemizi, 1,5 senemizi alan bir stres olduğu için kortizol hormonu salgılanmaya başlar. Dolayısıyla bu hormon bizim bağışıklık sistemimizi, hani fazla salgılandığında bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. O yüzden bu uzun süreli stres durumunda bizler çok daha kısa sürede hastalanabiliriz. Yani sınava hazırlanırken çabuk hastalanmanızın sebeplerinden biri bu olabilir. Ya da kortizol hormonu fazla salgılandığında kilo alımına da sebep olur. O yüzden sınava hazırlanırken kilo alma sebeplerinizden bir tanesi kortizol olabilir. O zaman kortizol için şöyle yanına bir not yazalım. Ne yazalım? Uzun süreli streste salgılanır. Uzun süreli streste salgılanır. Evet, yanına bunu kırmızıyla yazdım. Bu önemli. Çünkü kısa süreli stres dediğimiz bir stres de var. Orada da hangi hormonun salgılandığını söyleyeceğiz. Kortizol hormonu bu şekilde. Bu arada kabuk bölgesinden 5 tane hormon salgılanıyor dedik. Bunlardan bir tanesi kortizol hormonudur. Gelelim diğer hormonumuza. Arkadaşlar, bizim kabuk bölgesinden salgılanan bir diğer hormonumuz aldosteron hormonu. Aldosteron hormonu. Peki bu hormon ne yapıyor? Bu hormon kanımızdaki mineral ve su dengesinin ayarlanmasında etkilidir arkadaşlar. Kandaki mineral dengesi. Mineral dediğimiz zaman sodyum, klor, potasyum gelsin aklınıza. Bunların dengelenmesinde aldosteron hormonu görevlidir. O zaman yazalım. Kandaki mineral ve su dengesini ayarlar. Mineral derken aklımıza ne gelecekti? Böbreklerden sodyumun ve klorun emilimini artırırken potasyumun emilimini azaltır arkadaşlar. Bu oldukça önemlidir. Karşınıza çıkabilir. O zaman yazalım. Böbreklerden sodyum ve klor emilimini artırırken potasyum emilimini azaltır. Böylece dengede kalmasını sağlıyor. Evet. Bir diğer görevi nedir peki? Arkadaşlar, vücuttaki iyon derişimini ayarlar. Zaten söyledik, minerallerin işte dengesini sağlıyordu. Bunlardan bir tanesi işte iyon dengesini de sağlar diyebiliriz. Hani farklı farklı sorularda söyleyebilir. İyon dengesi, mineral dengesi aynı şeydir aslında. İyon dengesini sağlar diyelim. İyon dengesini sağlar. Arkadaşlar, eğer ki aldosteron az salgılanırsa bizim vücudumuzda neler olur? Hemen yazalım. Az salgılanırsa. Şimdi az salgılanırsa vücudumuzda şunlar olur. Birincisi, kanımızın basıncı düşer. Çünkü vücutta yeteri kadar su yok. Yani kanımızın içerisinde yeteri kadar su yok. Mineral yok. Mineral sürekli azalıyor. Su sürekli azalıyor. Buna bağlı olarak kan basıncı düşer. Kan basıncı düşer. Bu arada kan basıncı da şurada. Bakın, sürekli karşımıza çıkıyor. Dolaşım sistemini de anlatacağız ama kan basıncı bizim kalbimizin her attıkça, kan pompaladıkça damarlara yaptığı basınç kan basıncıdır aslında. Kan basıncı düşer diyoruz. İkincisi, eğer az salgılanırsa halsizlik ve iştahsızlık artar. Halsizlik, çünkü mineral yok yeterince, ve iştahsızlık. İştahsızlık artar. Bir diğer arkadaşlar, vücudumuzun direnci azalır. Vücut direnci azalır. Ve son olarak derimiz bronz rengini alır. Bronz, böyle turuncumsu bir renk alır.
Deri bronz rengini alır. Alır. Peki bu duruma ne diyoruz? Bu duruma Addison hastalığı, Addison veya diğer bir ismiyle Tunç hastalığı denir arkadaşlar. Tunç hastalığı denir. Şimdi Addison hastaları bariz kendini belli eder. Zaten derisinin rengine baktığınız zaman direkt olarak belli olur arkadaşlar. Addison hastalığında belirtileri bu şekildedir. Eğer ki aldosteron miktarı azalırsa kan basıncımız düşüyor. Halsizlik, iştahsızlık artıyor. Vücut direncimiz azalıyor ve deri bronz rengini alıyor. Biz buna Addison veya diğer bir adıyla Tunç hastalığı diyoruz. Zaten aldosteronla Addison benzerdir birbirine. İsim olarak hani çağrışım yapar. Böylece akılda da kolaylıkla kalabilir. Evet, bizim kabuk bölgemizden salgılanan bir diğer hormonumuz eşeysel hormonlardır. Eşeysel hormonlar arkadaşlar işte az miktarda östrojen, progesteron ve testosteron hormonu hem kadınlarda hem erkeklerde salgılanıyor. Bu hormonların miktarı eğer ki artarsa mesela erkeklerdeki östrojen hormonu artarsa ne olur? Erkeklerde kadınlık özellikleri görülebilir. İşte göğüslerin gelişmesi gibi. Eğer ki kadınlarda testosteron hormonu artarsa bunlarda da erkeksi özellikler görülebilir. İşte sakal çıkması olabilir. Daha sonra kasların çok aşırı gelişmesi olabilir arkadaşlar. Bunlar eşeysel hormonların işte hem kadınlarda hem erkeklerde üretildiğini gösteren bazı özelliklerdir. O zaman şuraya kısaca hemen yazalım. Çünkü uzun uzun anlatacağım yer eşeysel bezlerdir. O yüzden buraya yazıyorum. Eşey hormonları diye. Eşey hormonları. Hemen altına da bahsedelim. Ne dedik? Az miktarda östrojen, progesteron ve testosteron salgılanır. Az miktarda östrojen, testosteron ve progesteron. Progesteron salgılanır. Evet, bunlar bizim eşey hormonlarımızdır. Dediğim gibi hem erkeklerde hem kadınlarda az miktarda böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesi tarafından salgılanıyor. Şimdi kabuk bölgesi hormonlarını bitirdik. Gelelim öz bölgesine arkadaşlar. B diyoruz. Öz bölgesi yani medulla bölgesi. B öz bölgesi yani medulla. Öz bölgesinden ise iki tane hormon salgılanıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi adrenalin, diğeri de noradrenalin. Zaten adrenalin, noradrenalin benzer etkiye sahiptirler. Sadece birkaç küçük farkları var. Şimdi öz bölgesi için şunu yazmak istiyorum. Arkadaşlar öz bölgesi hormonları. Evet, görüntü biraz bozuldu ama düzelttim. Öz bölgesi hormonları sempatik sinirler ile birlikte çalışıyor. Hatırlayın, sinir sisteminde sempatik ve parasempatik sinirler vardı. Sempati duyduğunuz kişiyi gördüğünüzde ne oluyordu? Hemen vücudumuz hızlanmaya başlıyordu. Sempatik sinirler bu etkiyi yapıyordu. Dolayısıyla öz bölgesinden salgılanan hormonlar da aynı sempatik sinirler gibi etki yapacak. Adrenalin ve noradrenalin. Zaten ismini duyduğumuzda hemen aklımıza bir şeyler geliyor. O zaman şöyle yazalım öz bölgesi için. Sempatik sinirler ile çalışır diyelim. Sempatik sinirler ile çalışır. Evet, buranın ilk hormonu adrenalin hormonudur arkadaşlar. Hemen yazalım adrenalin diye. Adrenalinin bir diğer ismi de vardır. Epinefrin. Epinefrin arkadaşlar. Epinefrin olarak da sorabilirler size ama daha çok adrenalin diye çıkıyor. Şimdi adrenalin hormonu heyecan, korku, kısa süreli stres ve sinirlenme durumlarında salgılanıyor. Bakın, heyecan, korku, kısa süreli stres ve sinirlenme. Uzun süreli stres için ne demiştik? Kortizol demiştik. O zaman adrenalin için yazıyoruz. Heyecan, korku, heyecan, korku, kısa süreli stres. Kısa süreli stres ve sinirlenme. Sinirlenme durumunda salgılanır.
Burada kısa süreli stres için örnek verelim. Mesela ne olabilir? Korku kısa süreli bir strestir, değil mi? Heyecan kısa süreli bir strestir arkadaşlar. Bunlar sırasında ne oluyor? Adrenalin hormonu salgılanıyor. Peki adrenalin hormonu bizlerde ne tür etkiye sahiptir? Adrenalin hormonu vücudumuzda artarsa ne olur? Hemen yazalım. Arttığında 1. Ne olacak? Kan basıncı yükselecek. Yani kalbimiz hızlı hızlı artacak arkadaşlar. Kan basıncı yükselir. Kan basıncı yükselir. İkincisi ne dedi? Kalp atışı hızlanır. Kalp atışı hızlanır. Göz bebeklerimiz büyür. Hatırlayın, sempatik sinirlerde anlatmıştım. Bunlar aynısı aslında. Göz bebekleri büyür. Daha sonra dördüncü özelliğimiz kıllar dikleşir. Hani tüylerim diken diken oldu diyoruz ya. Kıllarımız diken diken olur. Daha sonra beşinci özelliğimiz arkadaşlar vücudumuzda depolanan glikojen glikoza dönüşür bakın. Glikojen glikoza dönüşür. Yani kan şekeri ne oluyor? Artıyor. Bizim İç organlarımıza giden damarlarımız genişlerken deriye giden damarlar daralır. Bu yüzden de rengimiz sararır arkadaşlar. Dolayısıyla hani bir korktuğumuz zaman birisi gördüğü zaman der ya ne oldu? Betin benzin atmış, rengin sararmış diye. Sebebi budur aslında. Deriye giden damarların daralmasından dolayı. O zaman altıncı özellik olarak şunu diyoruz. İç organlara giden damarlar genişler. Deriye giden damarlar daralır. Bu yüzden renk sararır diyoruz. Evet, adrenalin hormonunun yaptığı etkiler bu şekilde arkadaşlar. Gelelim noradrenaline. Bakın, adrenalin neyse noradrenalin de aynı şeyi yapıyor ama adrenalin hormonu iç organlara giden ve deriye giden damarlara etki ederken noradrenalin sadece kılcal damarlara etki ediyor. Bu yüzden de bir farkı var. O zaman hemen noradrenalin yazalım. Şuraya yazıyorum. Noradrenalin. Diğer bir adıyla norepinefrin. Epinefrin, norepinefrin veya adrenalin, noradrenalin. Ayrıca noradrenalin hormonu sinir hücreleri tarafından da salgılanabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden zaten nöronun nörü başına gelmiştir dikkat ederseniz. O zaman noradrenalin için şunu yazalım. Kılcal damarları daraltır. Kılcal damarları daraltır. Yine kan basıncını artırır. Aynı adrenalin gibi. Kan basıncını artırır. Evet, noradrenalinle ilgili söyleyeceklerimiz de aslında bu kadar. Şunu da yazalım. Sinir hücreleri tarafından salgılanır diyelim. Sinir hücreleri tarafından nörotransmitter madde olarak salgılanır. Evet, noradrenalinin özellikleri de bu şekilde. Biz böylece böbrek üstü bezlerini ve buradan salgılanan hormonları da bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda pankreasla devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.